Sıkıntıları görmüyor değilim. Sıkıntıları görüyorum, kabul ediyorum ve bunun üzerine biz ne yapıyoruz onu anlatmaya çalışıyorum. Ancak Türkiye'de olup biten meseleyi, yaşadıklarımızı Avrupa ile, Amerika ile, bütün dünya ile beraber kıyas etmek gerektiğini, sonuç itibariyle bunun sadece Türkiye'yi etkileyen, Türk insanını etkileyen, ülkemizi etkileyen bir sıkıntı ve bir kriz olmadığını, dolayısıyla bugün 150 euroya dolan bir poşet Fransa'da, Almanya'da 750-800 euroya doluyor. Dolayısıyla orada da %6-7 oranında birlerin altındayken enflasyon %6-7 oranında 6-7 kat artmış bir enflasyon. %6-7 enflasyonla o kadar fark olmaz. 150 eurodan 600-700 euro çıkmaz. Bir hesap hatası Şöyle, var. hayır bunu Sonradan böyle bu açıklamalar sosyal çok medyada açık bir şekilde bunu şöyle kullanılıyor. Onun için sizi uyarıyorum. Fransa'da yaşayan oradaki yakınlarımızdan hareketle daha önce 150 euroya doldurduğum poşeti 750 euroya doldurur noktaya geldim noktası gerçekten önemli. Çünkü Bu dediğinizin olması için sonuç oradaki itibariyle enflasyonun bahsettiğiniz %7 değil, yani %200-300 falan İşte olması hayır, gerekir. %6 ile çarptığınız zaman zaten o rakam alırsınız. Yani Bence bir %5 ile matematik hatanız var ama bakın önemli değil. %5 ile çarptığınızda da alırsınız onu. %7'lere varan bir enflasyon, yani birin altındayken %7'lere varan bir enflasyonun 7 misli artış olarak karşına çıktığını 7 misli. Tamam. Bence burada bir matematik hatası yapıyorsunuz ama önemli değil. Şunun için söyleyeceğim. Hakikaten bu konuda gerçekten fiyat dengesi yönünden bakıldığında hem Avrupa'da bir sıkıntı söz konusu, enerji fiyatlarında, doğal gaz, elektrik fiyatlarında büyük bir yükseliş söz konusu. Bunun Türkiye'de yansıması söz konusu.